bu ülkeye kaybettirilenleri unutmadık. Tekrar aynı günlere dönmemek için, tekrar aynı sıkıntıları yaşamamak için, tekrar aynı acıları yaşamamak için inşallah 16 Nisan'da hep beraber güçlü bir evet diyeceğiz ve bu güçlü evet için beraberce çalışacağız. Türkiye'de ilk defa bu millet kendini yöneteceği sistemin kendisi seçebileceği bir şekilde sandığa gidiyor. İlk defa biz bugüne kadar yaşadığımız bütün siyasi krizlerin, bütün kötü yönetimlerin, yoksullukların, yolsuzlukların sebebi olan zayıf hükümetlerden kurtulmak için hükümet modelimizi değiştirmek üzere sandığa gidiyoruz. Bu tarihi bir fırsat, tarihi bir süreç. Nice liderler bunu söyledi, hiçbirine nasip olmadı. Ama bugün Milletin Partisi, AK Parti iktidarda, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, milletin adamları da hükümette. Ve bugün öyle bir millet iş başında ki 1960'ta başbakanı asıldığında bir can daha yıkılmayan Türkiye'den bugün 15 Temmuz hainlerini çıplak elleriyle durduran, şehadete ulaşma pahasına tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper eden, can veren aziz milletimizin bu şuuruyla inşallah bugün bu değişiklik nasip olacak. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da evlerinde oturmak yerine sokağa çıkıyor, pergelerek yeni kahramanlık defaları yazdılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğine hedef alan, yıllardır ülkesinden uzaktan kaçak yaşayan hain FETÖ'cü ve onu terör örgütüne tutmanın hain darbe girişimi karşısında korkusuzca canına başla mücadele etti. Ecekler birlikte en ön taplarda birlikte savaştılar. Kurşunları görevliyle alçak darbe girişimine karşı canlarını siper ettiler. Son söz olarak referandumda en önden tek ses, tek tutum olarak %85 çıkartıya kadar bize evet diyecektir. Hepinize saygılar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Bundan önce hükümetleri medya yapıyordu, medya yıkıyordu. Bilin bunu, medya, medya. Hürriyet Gazetesi'nin manşetleri hükümet yapıyordu, hükümet yıkıyordu. Bundan sonra sadece ve sadece millet yapacak, millet yıkacak. En önemli fark bu. Bu işin tam özeti bu. Bütün bunlar tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Hiç kimse milletin izni olmadan hükümeti yıkamayacak, hükümeti yapamayacak. Ali İhsan Bey, benden önceki arkadaşlar ve Kadın Kolları Başkanımız da çok güzel konuşmalar yaptı. Hepsini dinledim ve bu referandumla alakalı teferruata girmeye hakkı etmiyorum. Yemekte yiyorsunuz. Hepiniz ne yapacak olduğunuzu en iyi şekilde bildiğinize inanıyorum. Başkalarına da anlatacak konumdasınız. Ve buradaki bu yemeği hazırlığı yapan başta belediye başkanımız, başarılı bir belediye başkanımız, belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, kadın kolları başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Gelecek yarınlarına, müreffeh yarınlarına evet diyeceğiz. Çocuklarımız için evet diyeceğiz. Kadınlarımız için evet diyeceğiz. Ve geleceğimizi biz adım adım çalışmalarımıza sahip inşallah ayın 16'sında hep birlikte çok büyük oy farkıyla evet'i göreceğiz ve yeni Türkiye için hep birlikte adım atacağız. İlk defa Türkiye'de bir sivil anayasa yapılıyor. İlk defa. Osmanlı tarihi dahil olmak üzere. Ama şu ana kadar maalesef yasal anayasalarda darbe anayasası olması münasebetiyle devlet kendini belirlememiş, milleti hangi noktada kıskaca alacağına dair bir anayasa metni belirlenmiş. Onun içindir ki Türkiye'de bu anayasa yapma şekilleri ve anayasanın içerisindeki maddeler sürekli tartışma konusu olmuştur. İlk defa tarihimizde milletin önüne kendi anayasasını yapma yetkisi geldi. O da 16 Nisan'da. 43 yılda bu memlekette 51 tane hükümet kurulmuş. 43 yıl zaman zarfı içerisinde 51 tane hükümet kurulmuş.
bu hükümetlerin içerisinde 25 günlük Kantuçiller hükümeti, 30 günlük Ecevit hükümeti tarihe geçmiştir. Yani bir memleket düşünün, 80 milyonluk bir memlekette 25 gün hükümet var, 30 gün hükümet var. Böyle hükümetlerde hangi iş adamı yatırım yapabilir, hangi müteşebbis yatırım yapabilir, nasıl bir siyaset yapabilirsiniz? Bir sivil toplum örgütü önünü nasıl görebilir? Bir insan nasıl karar verebilir? 25 günlük bir hükümette ekonomi nasıl olabilir? Ama Allah'ın izniyle 3 Kasım'dan bugüne kadar yapılanları hep beraberce görüyoruz ve yapılan hizmetleri de hep beraberce görüyoruz. İlk defa önümüze bir sandık geldi. Kendi irademizle, halkın kendi iradesiyle yeni bir anayasa yapılacak. Yani biz bir sefer daha tarihe geçeceğiz. Şu ana kadar AK Parti 7 seçildi. Hep yenicilikle çıkıyor, zaferle çıkıyor. Allah'ın izniyle bu referandumda da sadece kendi kaderimizden alakalı değil, kendi kederimizden de değil. Hem Sakarya'nın, hem Türkiye'nin, hem Gönül coğrafyamızın kaderiyle alakalı olan bir referandumda yine zaferle çıkacağımıza inanıyorum. Gerçekten önemli bir referanduma gidiyoruz. Hep beraber evet diyeceğiz. Sakarya'da tarihi bir rekor kıracağız diyorum. Hepinize saygılar.